Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir dadı. Duygucuğum, kendini hazırlasan iyi olacak. İndirim kampanyası birazdan başlayacak. Bugün şahit olacağın olaylar alışveriş hayatını derinden etkileyecek. Affedersiniz, izin verir misiniz? Affedersiniz. Melek, lütfen. Şu tekerlekli sandalyedeki bayanı öne almamız gerekmez mi? Sakın ha Duygu, yerinden bile kıpırdayım deme. Geçen hafta Nişantaşı'ndaki indirimde ucuz marka gömlekleri görünce oturduğu sandalyeden fırlayıp "Aa mucize, yürüyorum" diye bağırmıştı. Heh, tamam, kapıları da açıyorlar. Burnuna dikkat et Duygu. Ne der ki burnuma dikkat? Ay. Duygu bak, tam benim tarzım değil mi? Niye gelmiyor bu? Aa! Pardon. Affedersin küçük hanım ama bu kazağı önce ben yakaladım. Aa, şuna bak. Ben yakaladım önce. Kolunu ben tuttum. Ben de koltuk aldım tuttum canım. Ben de kızını alırım o zaman. Aa, o benim kızım değil ki bir kere. Bana bak küçük hanım. Bir saat önce sigarayı bıraktım. Kaynanam bende kalıyor ve kocam beni bir sarışınla aldattı. Sen bana baksana sen. 30 yaşındayım. Hala bekarım. Ve bu bücüre bakmak için çalışıyorum, tamam mı? Duygu, sıkı tut şunu. Sakın bırakma, tamam mı? Sıkı sıkı. Bana bak bücür. Sen hiç Şirinleri seyrettin mi? Evet. Oradaki sefil yaratıklardan hiç farkın yok, tamam mı? Seni duyamıyorum. Anne, bu kız var ya... Doğuştan yetenekli. Hadi Duygu, kazakların yığılı olduğu o tezgahtan kadınları nasıl kaçırttın bir yap. Aa, bakın bakın Tarkan gelmiş. Böyle şeyleri kitaplardan öğrenemezsin. Anne, sen ne pişirdin böyle? Üstün başın yağ içinde. Bilirsin, Arap yağı bol bulunca. Hılımut yedim. Sermet amcan Haliç de yakalamış. Anne, Haliç'i denizden bile saymıyorlar artık. O bataklıkta her türlü zehirli atık vardır. Saçmalamayı bırak Melek. O palamutların hiçbir şey yoktu. Çok lezzetliydiler. Üstelik çift kuyrukluydular. Tamam anne, tamam. Omzunda ikinci bir ağız oluştuğunda çifter çifter yutarsın. Anne, sen babamı 2 saattir arabanın içinde bıraktın. Oyalansın diye ona bir cep telefonu aldım. Milleti arayıp kendi çapında işletiyor. İnsanları kızdırarak çocuklar gibi azar işitmenin nesinden hoşlanıyor bir türlü anlamıyorum. Kornaya basmayı bıraksana sersem. Melek, Tolga'nın fen sınavını gördün mü? 51 almış. Aferin sana Tolga, yırttım. Tabii burun farkıyla. Vallahi çok ayıp sana Tolga. Ben şaka yapmıyorum küçük bey. Sezonun başında seni uyarmıştım. Böyle giderse seni askeri okula göndermek zorunda kalacağım. Ne? Askeri okula mı? Ömer Bey sen ciddi misin? Orası sadece erkeklerin yaşadığı bir yer. Bir tane dişi sinek bile yok. Gerçi benim için bir mahsur olmazdı ama. Baba, bir fen projem var. Haftalar üstünde çalışıyorum. Bunlar çok iyi not alıp ortalamamı yükselteceğimden eminim. Olamaz! Küflenmiş çiliklerim nerede? Ben bittim. Hemen yeni bir projeye başlasan iyi olur beyefendi. Hem bu sefer küflenmiş çilek gibi saçma sapan bir proje fikrinde ısrar etmemeni tavsiye ederim. Sen de ona yardım etmeyeceksin. Küflenmiş çilek fikrimin aldığı bu acımasız eleştiriden sonra aklımdan bile geçirmem. Tolga'nın bazı şeyleri artık kendi başına yapmayı öğrenmesi lazım.
Çantanızı hazırladım efendim. Teşekkürler Pertev. Sense onun işini iyice kolaylaştırıyorsun. Böyle giderse tam bir erkek olmak yerine bir lapacı olup çıkacak. Biraz daha bıçkın hava lazım efendim. Tamam, oldu. Çocuklar senin mi? Yoksa bu evde her şeyi Pertev mi yapıyor? Bak Melek Hanım, ben ciddiyim. Tolga'nın büyüdüğünde parasına güvenip okumamış. Tek yaptığı dünya turlarına çıkmak, kayak yapmak ve partiden partiye koşmak olan biri olup çıkmasını istemiyorum. Ömer Bey, Tolga çok onurlu bir çocuktur. Böyle bir hayatı tercih edeceğini hiç sanmıyorum. Gerçi benim için hiçbir mahsur olmazdı ama. Ömer, çok özür dilerim, geciktim ama çantamı hazırlamam gerekiyordu. Birkaç gün evde kalamayacağım. Böcekleri temizlemek için evimi ilaçlıyorlar da. Bunu daha önce de birkaç kez denemişlerdi ama her seferinde kurtulmayı başardınız. Her neyse, köpekleri de hiçbir otel kabul etmiyor. Koltukların üzerine çiş yapmayacağınızı söz verseydiniz. Biliyor musun Pertev? Birlikte daha çok zaman geçiremediğimize çok üzülüyorum. Ömer, birdenbire aklıma çılgınca bir fikir geldi. Neden Fifi ile ben burada kalmıyoruz? Elbette Suzan. Tabii, merak etme, Pertev her şeyle ilgilenir. Harika, al bakalım. Günde üç kez bu fitillerden Fifi'me vermeyi sakın unutma. Merak etmeyin, yemeğin içine koyarım. Acı son. İyi ki çay demlerken gelen mektuplara bakıyormuşum ve iyi ki senin adına gelen bu zarf yanlışlıkla çaydanlıktan çıkan buharla gevşeyip açılıvermiş. Demek askeri okul için başvuru formları. Küçük bebeğimi bu evden göndermek istediğine inanamıyorum. Aslına bakarsan Melek Hanım, ben disiplinin sevgiyi göstermenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum. Son günlerde şimdiye kadar hiç tanımadığım bir Ömer Bey var karşımda. Ve bu beni oldukça heyecanlandırıyor. Aa, Ömer Bey ben, bahçede bir kedi var. Herhalde acıkmıştır. Her gün bu saatte ona yemek veriyorum da. Ömer Bey, sen bana kediden nefret ettiğini söylemedin mi? Evet, ama o kül kedisiydi. Okulda kız öğrenci olmadığı için kül kedisi rolünü bana oynatmışlardı. Al bakalım Fason. Fason mu? Evet, Cem Boyner'in kedisi. Iskarta'nın kız kardeşi. Fason ve Iskarta. Ve bu adam bir tekstil devi, öyle mi? Aa, Ömer Bey bak, orada da bir kuş yuvası var. İçinde de üç minik yumurta. Ben kuşların bahar aylarında yumurtladığını sanırdım. Bu dişi kuş biraz geç kalmamış mı? Ömer Bey, artık 2000'li yıllarda yaşıyoruz. Annesinin evinden ayrılır ayrılmaz yumurtlamak zorunda değil ya bu kuşcağız. Belki de son bir yılı başkalarının yumurtalarının üzerinde oturarak geçirmiştir. Belki de bu kır tüylü güvercinin ilk adımı atmasını bekliyordur ya. Olamaz mı yani? Tolga, ne yapıyorsun sen? Bu benim yeni fen projem, Dilara'nın fikri. Değişik hücreleri karşılaştırıp hangisi dudakta daha uzun süre kalıyor onu araştırıyoruz. İşte bu en iyisi. Tolga, bu projeyle fen dersinden 100 alman imkansız. Ama askeri okula kabul edilmeyeceğini garanti ederim. Haklısın, berbat bir proje. Melek, bence askeri okul düşündüğümüz kadar zor değildir. Ben gidersem odam senin olsun. Tolga, keser misin lütfen? Ben senin odanı falan istemiyorum. Gerçi şu duvarlara kapı ekletip boydan böyle bir gömme dolap yapsam fena bir giyinme odası elde etmem. Ama ben onu değil, senin burada kalmanı istiyorum. Bu halıların altı parke mi Tolga? Düzgün bir fen projesi bulsam başka bir şey istemeyeceğim. Tolga, çok üzgünüm ama sana yardım edemem.
Maalesef kendi başının çaresine kendin bakmak zorundasın. Tamam. Bak, şimdi beni iyi dinle. Babanın balkonunda terk edilmiş ve içinde 3 tane yumurta bulunan zavallı bir kuş yuvası var, tamam mı? Yumurtalar ölmek üzereler. Belki sen yumurtaları lambayla ısıtıp içlerinden yavruların nasıl çıktığını gözlemleyip onu bir rapor halinde sunarsın. Ne dersin? Melek, bu harika bir fikir. Nereden aklına geldi? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Kaç senedir kendi yumurtalarımın her ay nasıl yok olup gittiğini bir Allah bilir, bir de ben. Selam. Ömer, benim. Yatmadan önce birer limonlu çay içeriz diye düşünmüştüm. Bunu evde yapmak istemiyorum. Hilton Oteli'nde bir saat sonra buluşalım, olur mu? Pertin. Odamın kapısı önünde ne yapıyorsun? Hilton'daki gecenizin nasıl geçtiğini merak ettim de efendim. Kimsesiz çocuklar yarın yapacağınız akşam için Nejat Uygur ikna edebildiniz mi? Evet. Ama önceden dinlediğim birkaç fıkrayı yeniden dinleyip gülmek zorunda kaldım. Ona ne dedim biliyor musun? Seni palyaço kıyafetleri içinde görmek için can atıyorum. Harika bir gece olacak. Teşekkür ederim. Duygu, ne bu hali senin? Bugün de Profilo'da indirim var da. Duygu, bu yaptığın hiç doğru değil. Çünkü indirim gelecek hafta. Alo? Melek, senden bir iyilik isteyeceğim. Yumurtaları ısıttığım lambaları 15 dakika kadar kapatman gerek. Tolga, benim sana yardım etmemem gerekiyor. Hadi Melek, lütfen. Sen şimdiye kadar hep bana yardım ettin. Sen benim için bir anne gibisin. Unut bu lafları Tolga, unut. Bu sözlerle beni kandıramazsın. Tabii senin yaşın anne olmak için çok genç. Tamam, kandırdın. Ama o yumurtalar hakkında bir tek kelime daha duymak istemiyorum. Haberin olsun yani, tamam mı? Anne. Telefondaki annem mi? Anne. Versene, ona bir şey söylemem lazım. Yok, şey. Lütfen. Alo, Muhalle Hanım. Sizin istediğiniz o biletleri ayırdım ben. Şu anda konuşamayacağım. Midem bulanıyor da. Tamam anne, anlaştık. Haftaya görüşürüz, anladın mı? Tolga, babam bir duyarsa ikimizi de askeri okula gönderir. Gerçi ben okula giremem ama buradaki yakışıklı subayları ziyaret etmem açısından fena da olmaz. Ömer. Suzan, neyin var? Bütün gün benimle tek bir kelime bile konuşmadın. Hilton Oteli'nde yapacağımız o küçük buluşmaya ne oldu? Aslına bakarsan onu kendi başıma hallettim ben. Ömer, sana yardım etmekten büyük zevk alırdım. Bunu biliyorum Suzan. Çok teşekkür ederim. Ama inan yokluğunu hiç hissetmedim. Teşekkürler. Ben geldim. Nihayet. Ne yaptın Bağdat Caddesi'nde bunca saat bakalım sen? Geçen gün kırmızı bir üç alıyorum diye 5 saat ortadan kaybolan sen değildin sanki. Evet, ama o dükkanda kırmızı rujun 80 tonu vardı beyefendi. Yumurtanın üstündeki lambaları 15 dakika sonra açtın değil mi? Herhalde. Ben sorumluluklarımı bilirim. Ayrıca sen kendi işini kendin yapmayı bir an önce öğrensen iyi olacak.
yarın bir gün evlenip kendi çocuklarım olduğunda ne yapacaksınız bilmiyorum. Tamam Tolga, yeterince inandırıcı bir örnek değildi. Melek, bu kadar abartacak ne var anlamıyorum. Alt tarafa bir tane ışık kapatacaktın, o kadar. Elbette abartacak çok şey var. Hele ki lambayı kapatmayı unutmuşsam. Oğlum, askeri okul değil. Direkt tatbikata gideceğim. Tolga, galiba bir şey olmamış. Bu da demek oluyor ki ısı, yumurtaların... Ay, ay! Galiba yere düştü Tolga. Sence kırılmış mıdır? Melek, her şey olumlu yandan bakalım. Belki bir şansımız olabilir. Tolga, sen Alice Harikalar Diyarı'ndaki yumurta kafalı adamın hikayesini duymadın mı? Bakamayacağım. Tolga, şans bize güldü. Bak, yere bile akmamış. Çünkü katı pişmiş. Oğlum, ben mütevazi bir çocuğum. Sence yatılı okulda özel adam olur mu? Bence bu yumurta hala işe yarayabilir Tolga. Nasıl? Sen bana biraz tuz getir. Getir, getir. Ben Suzan. Lütfen sinyalden sonra mesajınızı bırakın. Seni palyaço kıyafetinin içinde görmek için can atıyorum. Harika bir gece olacak. Depresyondasın, unutuldun, aldatıldın. Perte, düşündüğünde galiba Ömer Bey haklı. Tolga FM projesinde yardım edersem ona yarardan çok zarar sağlamış olacağım. Sen ona çoktan yardım ettin ve işleri berbat ettin. Doğru mu? Doğru Perte. Ayrıca Ömer Bey gerçeği söylemekten başka çarem de kalmadı. Ama bunun için müthiş bir fikrim var. Dinle bak. Merhaba. Merhaba. Merhaba anne. Melek, baksana Samet amcanın yakaladığı lüferlerden getirdim. Denemelisin. Çok lezzetli. Ben bunu ağzıma bile sürmem. Bunun iki kuyruğu olması bir yana, bir de antenleri var. Kusur bulmak da üstüne yok Melek. İşte sırf bu yüzden evlenemedin gitti. Anne, göğsündeki kızarıklıklar da ne senin öyle? Burada da mı çıkmış? Babanın sakalları tercih etti herhalde. Bir tane bacağımın arkasında, bir tane dizimde. Tamam anne yeter. Gözümde canlandırmak bile istemiyorum. Bence hemen küveti ılık karbonatlı bir suyla doldur ve içine otur. Cildine de iyi gelir. Hemen! Hemen! Yukarıdaki küveti kastetmedin değil mi? Hayır ama. Melek Hanım, Tolga'yla gurur duyuyorum. Bütün gün fen ödeviyle o kadar meşgul oldu ki odasından hiç çıkmadı. Öyle mi? Sen ona yardım etmedin değil mi? Hayır Ömer Bey, ona ufacık bir yardımım bile dokunmadı benim. Güzel. Öyleyse benden sana küçük bir ikramiye. Çok teşekkür ederim, çok. Biliyor musunuz ben de Tolga'ya hiç yardım etmedim. Senin sırrın ne kuzum? Perde, her zaman söylüyorum. Aksesuar seçiminde özen ve etkileyici giyim. Tarkan filmleri hala niye seyrediliyor zannediyorsun? Ömer Bey, doğruyu söyleme fikrine ne oldu? Onun için daha dolambaçlı bir yol seçtim. Şimdi ilk yapmam gereken şey Tolga'nın fen öğretmeninden ona biraz daha zaman tanımasını rica etmek. Bugüne kadar cazibemle dediğimi yaptıramadığım hiçbir öğretmen olmadı Perte. Tolga'nın fen öğretmeni kadın. Üzerine nakit var mı? İşe bak. Sanki bu anı daha önceden yaşamışım gibi bir duygu var içimde. Neden acaba? Şimdi anladım. Cezalı mısın sen? Evet, derste makyaj yapıyordum da. Böyle bir şey yapman ne kadar yanlış. Annem ve baban seni bu okula bir şeyler öğrenmen için gönderiyorlar.
Benim okumaya filan ihtiyacım yok. 18 yaşını doldurur doldurmaz ailemden ayrılacağım. Ondan sonra zengin ve yakışıklı biriyle evlenip Amerika'da yaşayacağım. Dada olmaya ne dersin? Zamanla kaderini sevmeyi öğreneceksin. Filkanız çok güzelmiş. Teşekkürler. Nereden aldınız? Şişli'deki indirim kampanyasını. Aaa! Büfide Hanım! Cezan bitti Melek, gidebilirsin. Bakın Müfide Hanım, sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. Ucuzlukta olan o tatsız olay adına ben iki kız kardeşim için sizden özür dilemeye gelmiştim. Benim tek istediğim perşembe pazarından aldığım o kahrolası eteğin üzerine uygun bir hırka bulmaktı. Müfide Hanım, gelin her şeye yeni baştan başlayalım. Ben Melek, Tolga Giritli'nin dadısıyım. Dönem ödevi için ona biraz daha zaman tanımanızı rica edecektim. Nedir bu böyle? 20'lik benim elindeydi, size geçti. Demek Tolga'ya zaman tanımamı çok istiyorsun ha? Hem de nasıl, anlatamam yani. Bir şeyi ölesiye istiyorsun. Onun kokusunu duyuyorsun. Avuçlarında hissediyorsun. Sonra sersemin biri gelip ona ellerinden alıverir. Sence bu nasıl bir duygu, söyler misin ha? Hiç iyi oldu, söylemeyeceğim tabii. Nedir o ağzındaki öyle? Sınıfta ciklet mi çiğniyorsun? Çabuk çıkar onu, burnuna yapıştır. Sonra da otur şuraya, yaptıklarını düşün bakalım genç bayan. Hiç şişesi bana genç olduğumu söyledi. Elveda hırka. Tolga, öğretmenin sana biraz daha zaman tanımasını sağladım. Şimdi yapmamız gereken tek şey projen için güzel bir fikir üretmek. Süper. Ben fikir buldum bir. Bak nasıl? Tolga, bu iğrenç gözüküyor. Küflenmiş meyvelerden bıkmadın mı hala? Hayır, bu meyve değil. Annenin balıkları yıkadığı su. Anne! Lüferlerden vazgeçmenin zamanı gelmedi mi artık? Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Evet, biraz şüphe uyandıran tarafları var. Sanırım Samet amcanın yakaladığı 5 kilo hamsiyi denesem daha iyi olur. Hamsiler! Nasıl görünüyorlardı? Hamsiler değil. Bu bir tek hamsi. Şşt! Melek Hanım! Ne oldu Ömer Bey? De bak! Tolga nerede? Yukarıda, projesinin üstünde çalışıyor. Hayırdır? Bir felaket. Bugün Cem Boyler'in kendisini beslemeyi unutmuşum. Sonra gittim bahçedeki kuş yuvasına baktım. Yumurtaların yerine yerler esiyor. Galiba onları kedi yemiş. Ben neden bunu daha önce düşünmedim ki? Hayır, hayır düşündün. Hatta bu konuda beni uyarmıştın. Haklısın. Ben seni her zamanki gibi uyardım ama sen her zamanki gibi beni dinlemedin, değil mi? Evet. Her şeyi berbat ettim. Allah'ım nasıl bu kadar dalgın olabilirim? Bak, şimdi yapman gereken tek şey var. Doğru odana çıkacaksın ve hemen valizini hazırlayacaksın. Ah ne yani? Beni askeri okula mı göndereceksin? Yok. Belki birlikte bir tatile gider, biraz eğleniriz diye düşünmüştüm. Melek Hanım! Ya ama tamam. Sakin ol Ömer Bey. Tolga'nın öğretmeniyle konuşup ona biraz daha zaman tanımasını sağlayacağım. Şimdi yapmamız gereken tek şey zavallı çocuğun projesi için iyi bir fikir bulmak. Şey, eğer bunu başarırsan büyük bir ikramiye hak ettin demektir. Öğretmenle konuşmanda başarılar dilerim sana. Duyduğuma göre çok sert biriymiş. Sen hiç merak etme Ömer Bey, ben her şeyi hallederim. Sen bunu hallettin bile değil mi? Evet Ferdi. Nasıl başarıyorsun bu işi? Ferdi, kadınla mantıklı bir şekilde konuştuk, o kadar. Zeka her şeyi halleder. Affedersin ama senin hırkan nerede? Ay Pertip, yine paparazzinin tuttu senin. Beni mi çağırdınız efendim? Çok acele Yeşilköy Havalimanı'na git ve Necat Uygur'u karşıla. Hemen çıksan iyi edersin çünkü trafik tıkalı. Oraya ulaşman saatler sürer. Peki efendim.